insanlarla kurduğu ilişkiler neticesinde oluşmuştur ve yine aynı şekilde çözülebilir. O yüzden sırayla bazı adımlar atarak bunu açmaya çalışacağım. Bunlar da adımlardan ilki tarih nedir? Biraz derine gideceğiz. Bence şu, bu fragman 18 bölümlerin girişindeki bu ifade Marx'ın tarihten ne anladığını çok ideal bir şekilde anlatıyor. O yüzden bundan faydalanıyorum. Biraz okuması zor olabilir. Ben okuyayım. İnsanlar tarihlerini kendileri yaparlar. Ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, dolaysız yönlerinde buldukları, geçmişten devreden belirli koşullar yaparlar. Tüm küçük gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek, yaşamların beyinlerine bir gelenek, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker. Kendilerini ve bir şeyleri alt üst etmekle, şimdiye dek hiç olmamışı var etmekle uğraşıyor görüntü esnada, tam da böylesi devrimci kriz dönemlerinde endişe içinde geçmişten ruhları yardıma çağırır, onların anlarını, sloganlarına, kıyafetlerine sarılır, dünya tarihinin yeni sahnesine bu eskilerde hürmet edilen kılıklara bürünür ve ödünç dille oynamaya çalışırlar. Bu kısmı biraz daha ileri ama şu ilk iki cümle önemli bizim için. Tarihlerin kendileri yapı insanlar ama onu serbestçe kendi seçtikleri parçaları bir araya getirerek değil, önlerinde dolaysızca buldukları geçmişten devredilen belirli koşullar veriyorlar. Ve tüm göçüp gitmiş kuşakların oluşturduğu gelenek yaşayanların beyinlerine bir kaos gibi çöküyor. Bu ikinci kısmı da önemli çünkü yaşayanların beyinlerine çökmesi aslında tüm bu tarihsel ilişkileri aynı zamanda zihinsel alanda, zihinsel dünyada da belirli iz düşümlerinin olduğunu ve bunun da Marx için çok önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi Marx açısından söz konusu koşulları yaratan şey, hani bize burada koşullardan bahsediyor ya, dolaysızca içinde önlerinde bulduğumuz koşullardan bahsediyor ya, bu koşulları yaratan şey, işte geçmiş kuşaklardan günümüze değil, insanların doğa ve diğer insanlarla kurmuş oldukları toplumsal ilişkiler. Şimdi buradaki tanımda da bu toplumsal ilişkiler meselesi önemli, onun üzerinden devam edeceğim. Toplumsal ilişkiler dediğimiz şeyin, Marx bize içkin olduğunu, kendimizi ve tarihi ürettiğimiz ortamın bu toplumsal ilişkiler tarafından yaratıldığını söylüyor. Hani çok bilindik bir ifadesi vardı. İşte insanların bilinçli toplumu değil, toplum insan bilincini etkiler derken söylemek istediği şey aşağı yukarı bu. Diyor ki toplumsal ilişkilerde onlara bir şekilde denk düşen bilinç biçimleri, işte kaoslar insanların kendilerini ve tarihi üretmelerini sağlayan ortamı yaratıyor. O zaman bir adım sonraki soru şu. Toplumsal ilişkiler nedir? Şimdi toplumsal ilişkiler konusu toplumun üretimini ve yeniden üretimini, üretimi olan karşı karşıya gelişlerdir. Bu insanların doğayla ya da diğer insanlarla karşı karşıya gelişlerini kapsar. Ve her toplumsal ilişki gibi, bu kısmı kritik, öznel ve nesnel yönleri vardır. Tüm ilişkilerin belirli nesnel, sabit ve bu ilişkileri kuranların içinde yer alan ve bu ilişkileri sürdüren öznel yönleri vardır. Bir parantez açarsak bu mantık silsilesinin toplumsal ve tarihi anlamının temeli olarak ilişkileri görmenin ve bu ilişkileri öznel nesnel ve öznel boyutlarıyla ele almanın Marx'ın Hegel'den devraldığını düşünüyorum. İşte hatta biraz incelenirse mantık bilimi kitabının hani yapısıyla bu düşünce biçimi arasında oldukça kuvvetli bağlar olduğu görülebilir. Şimdi burada bahsettiğimiz toplumsal ilişkilerin öznel ve nesnel yönlerinin olması aslında basit bir özne nesne ayrımı, basit bir mekanik değil. Karşı karşıya gelişler, yani o toplumsal ilişkileri kuranların karşı karşıya gelişleri esnasında öznel konumunda yer alan insanların dışındaki varlıkların onların karşısına kurucu, içsel bir mantıkla dizilmiş olmalarını anlatıyor. Yani nesnellik dediğimiz şey, bizden önceki kuşakların bize devrettikleri o yapılar bizi özneler arası, öznelere
seçkinlik sağlayarak yani onları belirliyor. Onların dizilişlerinin, diziliş mantığını oluşturuyor. Bunu biraz daha açmaya çalışalım. Öznellik ve nesnellik birbirini karşılıklı olarak konumlandıran, var eden iki tane dinamik öğe. Bir tür neden-sonuç ilişkisinden daha öte bir şekilde birbirlerinin ön koşulu ve sonucu olan şeyler. Bunu biraz açayım. Nesnellik, belirli toplumsal güç ve ilişkileri, insanlar arasında kurulan zorunlu ilişkiler olan üretim ilişkilerini ve bu ilişkiler temelinde kurulan mülkiyet ilişkileri ile bunların madde temelini sağlayan üretici güçleri. Öznellikle burada belirtilen nesnel koşullar altında yaşamlarını üreten somut bireyleri ifade etmektedir. Ve bu iki taraf arasında bir ön koşul sonuç mantığı vardır. Mantığı işler. O da şu anlama gelir. İkisi de birbirinin aynı anlamda, aynı dönemde hem ön koşuludur hem de sonuçtur. Yani nesnellik olmadan, zaten birazdan Marx'ta tarihi nasıl anladığını geldiğimizde de söyleyeceğim. Belirli bir nesnellik, belirli bir sabite, tabi bu dinamik de olabilir, olmadan insanlar arasındaki öznelliğin, insani varoluşun devamını sağlamanın bir garantisi yok. Böyle bir ön koşula ihtiyaç var insan öznelliğinin, insan varoluşunun. Ama insani bir varoluş olmadan da bu ilişki kalıplarının, bu nesnellik oluşturan unsurların var olması için herhangi bir sebebi neden ortada yok. İkisi de birbirini karşılıklı olarak var ediyor ve bunu ön koşul sonuç mantığı ifade ediyor. Genellikle karıştırılan bir şey var. Buradaki nesnellik öznellik mantığıyla karıştırılan bir şey. O da yapısal ve tarihsel ayrım. Marx'ta bu ikisinin ikisini de ayrı ayrı açıklamadan kullandığı için bir karışıklık oluyor ve genelde hani yapı özne geriliminden, yapı özne ikiliğinden bahsediliyor. Ancak bence şöyle adlandırmak mantıklı. Toplumsal ilişkiler öznellik ve nesnellik yönünde ayrılıyorlar. Fakat bunların anlatımına ilişkin anlatımın meselesine geldiğimizde karşımıza yapısal bir anlatı ve tarihsel bir anlatım çıkıyor. Belki bunu şöyle bir şey söyleyebiliriz. Nesnellik ile öznellik, işte toplumsal ilişkiler dediğimiz şey iki yönü. Bunlar birbirinin ön koşulu ve sonucu, böyle dairesel bir şey. Bir bağ var arada. Şimdi eğer bu tarafta konumlanıp analizimizi bu taraf üzerine kurup öznelliği de bunun ön koşulu ve sonucu olarak nesnelliği var eden ve nesnellik sonucunda kendisine dönüşen bir şey olarak aldığımız zaman yapısal bir tahlil analiz yapmış oluyoruz. Ama tam tersine burada konumlanımda nesnellik dediğimiz şeyin o yapısal unsurları bunun bir ön koşulu, bunu var kılan şeyler ve bu öznelliğin sonucunda sınıflar mücadelesi diyelim buna. Sınıflar mücadelesi sonucunda değişen bir şey olarak gördüğümüz zaman da tarihsel bir analiz yapmış oluyoruz. Buna şöyle örnek verebiliriz. Marx'ta neredeyse iki tane farklı tarih tanımı varmış gibi görünür. Bir tanesi ekonomi politiğinin eleştirisinin ön sözünde yer alan işte üretim tarzlarının arka arkaya sıralanışıdır. Diğeri ise manifestoda ifadesini bulan tarih sınıflar mücadelesi tarihidir. İşte tarih sınıflar mücadelesi tarihi dediğimiz zaman öznellik meselesini merkeze alıyoruz ve tarihsel bir anlatı geliştirmiş oluyoruz. Ama üretim tarzlarının üst üste yığılması, artikülasyon dediğimiz zaman da yapısal bir analiz yapmış oluyoruz. Şimdi bunu geçtikten sonra biraz daha kavramsal bir incelemekle, şimdi biraz daha tarihsel yönüne bakalım. Marx'ın kavramları tarihten nasıl çıkar diye bir anlatalım. Bu anlamda Marx'ın Alman ideolojisi metninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki hani Marx'ı anlamak için Marxolojik yapanların, Marxologların çok sevdiği işte Grundrisse, Kapital gibi metinler arasında gelip gelmek çok eğlenceli. Ama bence sanki bütün bu macera, bütün bu düşünsel kopuş ve şey Alman ideolojisiyle başlamış gibi geliyor. Alman ideolojisinde dile getirilen bu tarihsel maddecilerinden tezin, doktrinin gelişmesiyle başlamış gibi geliyor. Şimdi orada çok kısa geçeceğim. Şimdi bir kere diyor ki Marx, insan
topluluk halinde yaşar. İnsanlar. Bunlar topluluk halinde yaşayan bir tür. Ne zaman ki üretim gereçlerini üretmeye başladıkları zaman, yani şöyle diyordu yanlış hatırlamıyorsam, ilk üretim gereçini üretmesiyle birlikte insan tarihe adımını atmış oluyor. Üretim gereçlerinin üretimi. Bu ne anlama geliyor? İlk defa insanlar arasında o artık aile klan kabili neyse o dönemde yaşayan insanların ilk defa bir üretim aracıyla geliştirerek kendi varoluşlarının yeniden üretimini üretim yaparak şöyle söyleyeyim, üretim yaparak kendi varoluşlarının yeniden üretimini garantili altına alacak bir sabitlik kendi dışlarında daha sonraki işte kuşaklara da aktarabilecekleri nesnel unsurları yaratmış oluyorlar. Ve böylece oluşturmuş oldukları ilişkiler, işte az önce söylediğimiz gibi bir tür nesnel boyut ve bir tür bu nesnel boyutu canlandıran, o boyutu can veren, biçimlendiren öznel boyut kazanmış şimdi insan bir kere zaten topluluk, yani topluluk içinde yaşayan bir varlık, üretim yapan bir varlık. Ama bunu ihtiyaçlarını giderebilmek için belirli bir tasarım doğrultusunda şeyleri dönüştürerek, nesneleştirerek yapıyor. Yani dolayısıyla insan bir topluluk halinde yaşayan bir varlık, ikincisi de nesneleştirme kapasitesine sahip. İnsanın var eden temel güç, temel özellikler bu ikisi. Bu kapasitenin gücün uygulanması ile insanlar bunları az önce söylemiştim, niçin uyguluyorlardı? İhtiyaçlarını gidermek için. Çok primitif bir dönemde bu varoluşun devamından bahsediyoruz. Gittikçe de kompleksleşiyor. İşte bu kompleksleşmeyi anlamak için Marx diyor ki, nesneleştirme kapasitesini uygulayarak insanlar ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılarken işte üretim gereçleri sayesinde belirli bir nesnellik yaratırlar. Her yeni uygulama, bu üretimin her yinelenmesi aynı zamanda yeni ihtiyaçların doğmasını sağlar. Yeni ihtiyaçlar. Ve bu her yeni ihtiyaçla birlikte artık tarih sahnesi iyice adımımızı atmış ve ilerlemeci şeyden bahsetmiyorum ama hani devam ediyoruz. Tarih yapmaya başladık ve devam ediyoruz. İş nerede bozuluyor tabii Marx için? Anahtar bir kavram iş bölümüyle. Yine Alman döresinin girişinde şöyle bir şey söylüyor. Sınıflara, kafa ve kol emeği arasındaki kadın ve erkek arasındaki ve kent ve kır arasındaki iş bölümünden bahsediyor. Kent ve kır arasındaki iş bölümüyle kadın ve erkek arasındaki iş bölümünü hani analiz etmediğini biliyoruz. Çünkü yoğunluğu oraya odaklanmadığını biliyoruz. Kafa emeği ve kol emeği arasındaki ayrıma odaklanıyor. Ve bu da işte bize tarih süreci içerisinde toplumsal sınıflar olarak karşımıza çıkan şey bu. İş bölümünü ortaya koyduğu şey şu. Kafa emeğiyle hayatlarını sürdürenler ve kol emeğiyle hayatlarını sürdüren insanlar tarih içerisinde farklı farklı biçimler alsalar da belirli toplumsal ilişkiler içerisinde belirli nesnel konumlara yerleşiyorlar ve kendi varoluşlarını, özelliklerini bu konumlar vasıtasıyla, konumlar üzerinden yaratıyorlar ve bu bir yarılma insanlar arasında. Bir yabancılaşmaya gidiyor. İş bölümü yabancılaşmaya gidiyor. Tarih bu yabancılaşma neticesinde, sınıflar arasındaki ayrım neticesinde belirli üretim ilişkileri ve mülkiyet ilişkilerinin hakim sınıfların çıkarları doğrultusunda düzenlendiği üretim tarzları biçimde tezahür ediyor.
Ve bunlara düşen, denk düşen bilinç biçimleriyle ilgili sınıflar mücadelesi etkileşiyor. Şimdi kapitalizm bu sürecin doğurduğu bir sonuç. Bunları niçin anlattık? Çünkü kapitalizmi anlamaya çalışıyoruz. Kapitalizmin bize devrimin niçin bir zorunluluk olarak da yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Oradan da işte Marx'ın tarihsel yöntemini belirli kavramlardan yola çıkarak anlamaya çalışıyoruz. Şimdi kapitalizm bu süreç içerisinde emeğin yabancılaşması esası üzerine kurulu ortaya çıkmış bir üretim tarzı. Bunu Marx kapitalde nasıl anlatıyor? Artık değer teorisi üzerinden anlatıyor. Bu da nedir diyecek olsak kısaca, işte insanların sadece ihtiyaç amacıyla değil, daha farklı amaçlarla, değişim mübadele amacıyla üretmeye başlamalarıyla ortaya çıkan bir şey. Bu süreç içerisinde iki tane güç, iki tane farklı öznellik karşı karşıya geliyor. Bunlardan bir tanesi ilkel birikim süreci sonucunda ortaya çıkan sermaye sahibi insanlar ve diğerleri de toprak ve vesaire diğer bütün bağlarından kopmuş, işte zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şey olmayan, sadece emek güçlerini satarak, kiralayarak var olabilen proleter. Şimdi proleteryanın sermaye sahibi, birikim sahibi, servet sahibi karşısındaki konumu şu: birikim olan kişiler, üretim gereçlerinin, hani bizim tarihimizi var eden, bütün toplumsal ilişkilerimizi şekillendiren o gereçlerin mülkiyetine sahip. Proletaryan ise böyle bir özelliği yok. Onun sadece tek sahip olduğu tek mülk, üretim, emek gücü. Emek gücü de işte üretim esnasında uygulanan, işte bu nesneleştirme kapasitesi, yani insan doğasının temel gücü olan nesneleştirme kapasitesi, üretim gücü içerisinde devreye sokulan bu kapasiteye de emek gücü diyor Marx. Emekle emek gücünü ayırıyor. Emek bir öznellik, bir üretme öznelliği, ama o öznelliği gerçekleştirirken maddeyle bütünleşen şey ise emek gücü. İnsanın temel nesneleştirici doğası. Demek ki insan kendi doğasını malların, metaların üretimine katarken bunun karşısında aldığı şey ise ücret. Ücret ise sadece emek gücünün yenilenmesi için zaruri olan miktar. Yani biz metalar üretiyoruz. Ama ürettiğimiz metaller karşısında sadece metali üretirken kullandığımız doğamız kadar ücret alıyoruz. Yani metalin kendisi bizim olmuyor. İşte bu aradaki fark, yani metanın değeriyle bizim bu üretim sonucunda sadece kendi emek gücümüzü yenilemek için, emek gücümüzü yenilemeye yetecek kadar aldığımız ücret arasındaki fark, kapitaliste artık değer olarak gidiyor. Ve işte bu metalların üretimi meselesi içerisinde, metalların üretimi tamamlanıp bunlar dolaşıma girip tüketildikten sonra da bu döngü tamamlanmış oluyor. Şimdi bu kapitalde bu şekilde ifade edilen süreç aslında Marx'ın genç döneminde işte emeğin yabancılaşması olarak adlandırdığı şey. Orada ne diyor Marx? İşte üretim süreci içerisinde kapitalist işçinin doğasına, işte nesneleştirme özelliğini el koyar. Bu el koyma meselesi bir şöyle bir şey yaratır. Öncelikle işçi üretim süreci üzerindeki kontrolü tamamen kaybeder. Emek sürecine yabancılaşır. Daha sonrasında ortaya çıkan metaller onun olmaz. Hatta onu kontrol eden işte toplumsal ilişkiler yaratır. Üretim sürecinin sonucuna yabancılaşmayı doğurur. Bu işçinin diğer işçilerle birlikte bir rekabet içerisine girmesini getirir ve bu bir toplumsal yabancılaşma yaratır. Daha sonra bu süreç işte insanın bir tür olarak doğadan yabancılaşmasıyla, türsel yabancılaşmayla, yani dört ayrı kategoriyle tamamlanır.
burada biraz bir yabancılaşma tanımı var. Şimdi bu yabancılaşma tanımını biraz değiştirdim. Şu anlamda değiştirdim. Bir yandan 1844 el yazmalarında anlattığı o emeğin yabancılaşması ile ilgili olarak anlattığı şeyin genellikle işin sömürü ve o emek sürecinin sonuçlarına yani metalara el koyma kısmı çok fazla ön plana çıkarılıyor. Fakat atlanılan bir şey var. Bu yabancılaşma döngüsü içerisinde sadece üretim sürecinden ve üretim sonuçlarından, ürünlerinden yabancılaşmakla kalmıyoruz. Diğer emekçilerle de, kapitalistle ve doğayla daha farklı bir ilişkilenme biçimine gelişiyoruz. Bunda bir öznellik üretimi olduğunu söylüyorum. Bu yüzden yabancılaşma şöyle kazandım. Yabancılaşma, insanların sahip oldukları türsel özden, diğer bir deyişle kapasitelerinden, burada bahsettiğim nesneleştirme kapasitesi bu, ayrıştırıldıklarını, söz konusu kapasitelerin kendilerinin aleyhine olacak şekilde kullanılması sonucu özgürlüklerini yitirdiklerini, kendilerini gerçekleştirme, yaşamlarını üretme ve yaşamları üzerinde söz söyleme haklarını yitirmiş ve tüm bu hayati konular hakkında somut gerçeklik tarafından manipüle edildikleri duygusal ve zihinsel durumda olduklarını, tüm bunlar esasında bir yandan da kendileri tarafından üretilen koşulların boyunduruğu altında yine kendi güçleri kullanılarak özneleştirildiklerini anlatmaktadır. Biraz karışık ve uzun olduğunu fark edeyim, o yüzden buraya yazdım zaten. Önemli olan şey şu, bir yandan ayrıştırılıyorlar, bir yandan da farklı, kendi kontrollerinde olmayan ve kendilerini sürekli kendilerinin öz güçlerine, kapasitelerine el koyan yabancı bir mantık tarafından bir araya getiriyorlar, getiriliyorlar. İşte bu bir araya getiriliş kısmı onların özneleştirilmesini oluşturuyor. Ve işin ilginç, işin önemli kısmı bu süreç içerisinde aslında bu insanlar kendi güçlerini kullanıyorlar. Yani kendi doğaları, kendi nesneleri, varlıkları, nesneleştirme, onları dönüştürme kapasiteleri daima bu süreç içerisinde bir şekilde aktif kalıyor. Yani insanlar kendi eylemleriyle kendi aleyhlerine, kendi zararlarına dönüşen bir ilişkiler içerisine yürüyorlar. Bunun sonucu olarak yabancılaşmanın işte burada bahsettiğimiz üretim sürecinde, üretim esnasında başlayıp da türsel varoluşuna kadar yayılan bu yabancılaşmanın sonucunda işte toplumsal ilişkilerin kurucu unsurları olan bu nesnel ve öznel yön karşımıza sömürü ve iktidar mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Bir metamorfozdan bahsediyorum burada. Yani şu şeye işte toplumsal ilişkilere, oradan nesnel ve öznel yöne ve onun işte analitik bir şekilde kavranabilmesi için geliştirilen işte yapısal tarihsel analiz diyelim. Yabancılaşmayı eklediğimiz zaman ortaya sömürü, belirli sömürü ve iktidar mekanizmalarına oluşan bir toplumsal ilişkiler bütünü çıkıyor. Kapitalizmle birlikte ortaya. Bununla ilgili bir slide'ımız var. Sömürü ve iktidar tanımlayan şey, sömürünün para ya da başka bir nicel eşdeğerle ölçülebilmesi değil, bireyler ya da gruplar arasında kurulan toplumsal bir ilişki sonucunda bir tarafın güç ve kapasitesinin diğerinin denetimine geçecek şekilde gerçekleşmesi, nesnel bir varlık kazanmasıdır. Yani buradaki taraflar artık biraz herhalde açıklığa kavuşmuş olması gerekiyor. Emek gücünü kullanarak üretimi yapan işçiler ve bu üretim sürecinin nesnelerine, ürünlerine ev koyan kapitalistler. Kontrol, ceza ve teşvik gibi mekanizmalarda yaratılan nesnelerin bir tarafın güç ve kapasitesinin diğer tarafın mülkiyetine ya da daha genel bir ifadeyle denetimi altına geçmiş olmasını tanımlıyor. İşte ben burada şöyle bir formülasyonuna gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yabancılaşma ilişkisi içerisinde, kapitalist ve işçi arasındaki yabancılaşma ilişkisi içerisinde ortaya çıkan ve kapitalist
tin hanesine yazılan tüm bu unsurlar işçiden koparılıp alınan, onu dışlaştırılan bir nesnellik üretiyor. Ve bu nesnellik sömürü dediğimiz şey bu. Sömürü dediğimiz zaman biz bir ilişki sonucunda bir insanla, birçok insanla olabilir tabii ki, hayvan veya vesaire de olabilir, ondan belirli bir şeyi koparıp almayı, bir nesnellik yaratmayı anlıyoruz. Sürecin öznel kısmı ise, yani bu ilişkinin her somut bir ilişki içerisinde kapitalist ve işçi ve başka örnekleri de var. Bunlar arasında kurulan somut ilişkiler ise sürecin diğer, madalyonun diğer yüzünü, yani iktidar veriyor. Şema olarak da o yüzden nesnellikle sömürüyü, öznellik meselesiyle de iktidar meselesini birlikte düşünmemiz gerektiğini iddia ediyorum. Dediğim gibi genelde Marx analizlerinde ve Marx'ın metinlerinde de daha çok sömürü boyutu çok ön plandadır, çok açıktadır ama eğer bu şemayı, yani onun bu uslanlama biçimini kabul edecek olursak, aslında bu çok açık bir şekilde olmasa bile iktidar meselesini kavramak için bize bir çerçeve sunar. Bunun altını çizmemin nedeni şu: genelde hani sömürü ve iktidar bugün aslında farklı muhalif gruplar tarafından hani birbirine karşısına konulan, birbiriyle çarpıştırılan ve birbirlerini dışladığı düşünülen şeyler. Hani işte Marksistler sömürüyü görüyorlar ama hani daha böyle yeni toplumsal hareketler, işte daha böyle işte post yapısalcı denilen düşünürlerden etkilendiğini iddia eden hareketler ise mesela işte iktidar meselesini sorunlaştırıyorlar. Bu ikisini birbirini dışlayan iki ayrı işte kötücül töz gibi görüyorlar ama aslında böyle bir şey olmadığını, ikisinin bir ilişkinin, işte toplumsal ilişkilerinin yabancılaşma sonucu, nasıl söyleyelim, çarpıtılmasıyla oluşan bir madalyon iki ayrı yüzü gibi değerlendirilebileceğini söylüyorum. Tamam. Şimdi yabancılaşmayla birlikte işte toplumsal ilişkilerin sömürü ve iktidar şekilde yeniden kurulduğunu söyledik. Biraz bunları somutlaştırmak gerekir. Şimdi kapitalizmi anlamaya çalışıyoruz. Kapitalizmin bize neden devrimi zorunluluk olarak dayattığını anlamaya çalışıyoruz. Biraz bunlardan kısaca bahsedelim. Manzarayı daha iyi tasavvur etmek için. Şimdi yabancılaşma ile birlikte toplumsal ilişkilerin nesnel öznel boyutlarına, sömürü ve iktidara dönüşmesi, buradan başlayalım. Sömürü boyutu bize şunu getiriyor. Toplumsal ilişkiler tamamıyla özel mülkiyet mantığıyla kurulmaya başlanıyor ve bu ilişkilerin amacı insan kapasitesinin gelişimi, insani ihtiyaçların gelişimi ve doyurulmasından ziyade bu özel mülkiyetin dayattığı biçimiyle servet, zenginlik birikimi haline alıyor. Yani bizler bazen diyoruz ya, hani niçin yaşıyoruz, bu dünyada niye varız? Hani işte bir şekilde zenginlik yaratmak için varız aslında, kapitalist toplumda. Olmamamız gerektiği halde bu şekilde varız. Bu ne demek, zenginlik birikimi için yaşıyor olmamız? Bir, neyi getiriyor yanında? Servetin yoğunlaşmasını getiriyor. İşte hani artık değer mekanizması, yoğunlaşma zaten servetin toplumun çok küçük bir kısmının elinde yoğunlaşmasını getiriyor. Ve toplumsal ilişkinin az önce belirttiğim gibi temel ölçütünün insani gelişim olmaması meselesini getiriyor. Ve bununla birlikte sınırsız bir şekilde artan, nicel anlamda, yani sayısal anlamda sınırsız bir şekilde artan üretici güçler, üretici güçleri doğuruyor. Bunu nasıl yapıyor kapitalizm? İktisadi ve siyasi arasında bir ayrım, bir yarık oluşturuyor. Hani işte bu üretim ilişkileriyle mülkiyet ilişkilerinin çok güzel bir şekilde ifade ettiği bir ayrım bu.
bunun anlamı da şu, iktisadi siyasetine ait şu. Kapitalizm sömürü için ve iktidarı gerçekleştirmek için doğrudan siyasal bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyor. Tamamen ekonomik bir mantık içerisinde üretim gelişlerinin sahipleriyle sadece emek gücüne sahip olanların ilişkisi üzerinden, tamamen ekonomik bir ilişki üzerinden artık değeri, toplumsal fazlayı ve sömürü ve iktidarı gerçekleştirebiliyor. Siyaset tabii ki hani bir kapitalist devlet diye bir şey var, yani bunu inkar etmiyoruz ama bu sömürü meselesinin ortaya çıkışını sağlayan bir şey değil, toplumun toplumsal sonuçlarıyla mücadele için işlevselleştirilen bir şey. Bunda kalmıyor tabii ki kapitalizm, sürekli olarak yapısal bazı krizler doğuruyor. Her krizle birlikte kendisini o krize taşıyan unsurların bir kısmından kurtulup yerine yeni başka mekanizmalar, sermaye birikimini, kar oranlarını artıracak başka mekanizmalar da dayatıyor ve bunlar kaçınılmaz olarak başka krizleri tetikliyorlar. Ve onun dışında yeniden üretim alanlarını, işte bu işçinin kendisinin yeniden üretimini, doğanın temellik edilişini vesaire de dönüştürüyor. Bunu da daha sonra çıkacağım. Aynı şekilde biraz iktidar kısmına bakalım. İktidarın bizim öznelliğimizle alakalı olduğunu söylemiştik. İnsanlar yabancılaşmayı en yaygın biçimiyle aslına bakarsanız gündelik yaşamlar içerisinde tecrübe ediyorlar. Gündelik yaşamımız işte yabancılaşmanın bir yandan deneyimlendiği, diğer yandan da içselleştirildiği bir unsur oluyor. Aslında bakılırsa insanların siyasi, entelektüel, sanatsal ve benzeri yaşam alanlarından, hani Marx'ın komünizmi tanımlarken işte sabah gidip balık tutacak, öğleden sonra eleştiri yapacak, arada biraz üretim yapacak vesaire. Bu alanlardan soyutlanmış bir gündelik yaşam içerisinde varlıkları sürdürmelerini ve yabancılaşmanın mevcudiyetini dile getiren bir gösterge olarak da mevcut gündelik yaşam biçimlerini gösterebiliriz. İnsanların en özgün, en yaratıcı ve tam anlamıyla kendileri olmaları ve kendilerini bir bütün olarak hissetmeleri gereken yerde birbirlerinden ayrışan toplumsal ilişkilerin kurbanı olarak var olmaları aslına bakılırsa ironik bir durum. Kapitalizmin ayrıştırmakta olduğu tüm toplumsal ilişkilere kendi mantığını egemen kılması ve böylece sahte bir toplumsal bütünlük anlayışı yaratması söz konusu. Burada dile getirdiğimiz mantık, özel mülkiyetin toplumsal ilişkilerimizin belirleyici unsuru haline gelmesi, gündelik yaşamımız tamamen özel mülkiyet ilişkisi etrafında kurulması ile yabancılaşma girdabı içerisine gidip gittiğimiz hayatlar sürüyor olmamızı getiriyor. Toplumsallığımızın anonimleşmesi, özgünlüğümüzün, eylem ve düşüncelerimizin bu ayrışmanın yansımalarını indirgemesi de bu süreci takip ediyor. Sahte toplumsallığımızın getirdiği sahte bireyselliğe, yani bireyciliğe, kendisini diğeri karşısında üstün ve diğerinin ilerisine egemen olmaya layık gören, doğası gereği bencil ve ben merkezci, solipsist, öznellik türüne doğru savruluyoruz. Eş zamanlı olarak da kolektif haz ve bilinç faaliyetlerinden, sanattan, siyasetten ve felsefeden hiç de tesadüf olmayan bir biçimde kopuyoruz. Yine bu iktidar meselesinin tecrübe edildiği başka bir alanda özel alan denilen şey, yer, hane içi denilen yer. Burada da toplumsal yeniden üretimi sürecini işte kadınların üzerine, kadın emeğinin üzerine yıkılması söz konusu ve de aynı zamanda yine bu varoluşumuz, bu iktidar mekanizmalarını besleyen işte bazı kurumsal yapılar var. İşte bunlar medya, piyasa ve devlet. Çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum bakmalar için. Sonuç olarak güvencesizleştirilmiş, medyalaştırılmış, tamamen medya üzerindeki verilerin işte aldığımız belli miktarları vesaire şunlar, bunlara bağlı. Borçlandırılmış, güvenlikleştirilmiş, yani diğer insanları kendi güvenliğini ve kendi varlığını tehdit olarak gören bir de bunun sorumluluğunu kendisi alması gereken, homo economicus
varlıklara dönüştürmüş durumdayız. İşte bu nedenle diyorum ki kapitalizm bizlere devrim yapmayı bir zorunluluk olarak karşımıza koyuyor. Şimdi biraz bundan çıkış meselesini hep beraber düşünelim. Şimdi sunuşun ilk başında üç tane sorunlu alan olduğundan ve dünya üzerindeki birlikte yaşama zorunluluğumuzu kötü anlamda etkileyen üç tane sorunlu alan olduğundan bahsetmiştim. Sınıf iktidarından bahsetmiştim. Cinsiyetler arası iktidardan ve türsel iktidardan bahsetmiştim. Şimdi bunlara kısa kısa değineyim. Sınıf iktidarıyla başlayalım. Fotoğrafı dün gördüm. 1936 yılında Londra'da çekilmiş bir fotoğraf. İngiliz faşistleri sokağa iniyorlar. Evet. Gösteri ve yürüyüş yapmaya çalışıyorlar ama işte örgütlü işçi sınıfı faşizmin başını eziyor. alınacak dersler çok. Sınıf iktidarına başlayalım. İşte şöyle bazı işte metinde bazı şeyler, tespitler yapmıştım. İşte bizde sınıf yoktur lafını çok duyarız. Yurt dışında da hani gelişmiş batılı kapitalist ülkelerde de işte teknolojik gelişimin sınıfsal olarak o antagonizmayı ortadan kaldırdığına ilişkin birçok tez dönüştürülür. İşte enformasyon toplumundan hani şimdiki neoliberal tezlere kadar. Ama bunun aslında doğru olmadığını düşünüyorum. İşte kentsel dönüşüm meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sınıfın varlığını kent merkezinden, kent ortamından bir anlamda silip atıyor. Sanayi emeğinin üretkenliği çok üst seviyede artmış durumda. Yani dünyanın üzerindeki bütün metalleri neredeyse Çin'de birileri üretiyor. Yani biz görmüyoruz o sürecin çok fazla inşaat dışında sağ olsunlar. Ve işin niteliği değişiyor. Artık hizmet sektörü gelişiyor. Bununla birlikte zihinsel emeklenen, başkalarının doğrudan fikirlerini ve duygularını etkilemeye yönelik üretim yapan bir iş biçimi gelişiyor. Bunlar bize bildiğimiz sınıf görüntüsünü ortadan kaldıran şeyler olarak anlamlandırmamız gerekir. Bu ama tartışacağım gibi sınıfın kendisini ortadan kaldırmaz. Çünkü sınıf, insanların temel yaşam faaliyeti olan üretim süreci içerisinde birbirleriyle girdikleri ilişkiler içerisinde kurulur ve mücadele içinde kurulur. Birbirleriyle mücadele içerisinde kurulur. Bu nesnel açıdan, hani biliyoruz dedim ya toplumsal ilişkilerin nesnel özel yönleri var diye, sınıf dediğimiz şey bizim nesnel açıdan kendi irademiz dışındaki unsurların kontrolünde üretimin belirli bir süre noktasına ve toplumsal ilişkilerin belirli bir konumuna yerleştirir. Öznel açıdan da sınıfların varlığı birbirleriyle savaş mücadele içerisinde kendilerini kurmaları anlamına gelir. İşte bu kurmanın da işte bilinç, örgütlülük ve siyasal faaliyet gibi bileşenleri vardır. Şimdi ilk başta anlattığım hani güncel durumda işte bu neoliberal matriks içerisinde sınıfın öznelliğini ifade etme ve örgütleme yetisi tabii ki alışık olduğumuz gibi bu resmin bize gösterdiği gibi değil ne yazık ki ama bu iki şeyi gösteriyor bence. Bir, nesnel olarak sınıfın var olmadığı anlamına kesinlikle gelmez. Yani tekrar edeyim, öznel açıdan kendi ifade etme ve örgütleme yetisini kullanamıyor olması nesnel açıdan sınıfların ortadan kalkmış olduğu anlamına kesinlikle gelmez. İkincisi, aslında tam tersi bir şekilde nesnel varlıklarını koruduklarını ve güncel durumun burjuva sınıfının yani sermaye sahibi sınıfın sınıf iktidarının son derece yetkin bir şekilde uygulanmakta olduğunu gösteriyor. Çünkü hakim sınıflar ve işte hani kapitalist toplum içerisinde burjuvazi işçi sınıfının kendisine bir özne olarak kurmasını engellemek için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Bunun bize dayattığı gündem ise
işçi sınıfının kendisini bir özne olarak kurması ama tüm bu sınıflı toplum denilen tüm bu yabancılaşma biçimlerini ortadan kaldıracak şekilde eyleme geçmesi. İkinci olarak ele alacağımız şey türsel iktidar. Bu da işte hani insan türünün doğa üzerinde kurduğu iktidar. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Burjuva dünya görüşü bize doğanın insanlar tamamen keskin sınırlarla ayrı olduğunu söyler. Yani burjuva için doğanın tek değeri meta üretiminin ve zenginliğin kaynağı olmasıdır. Bu kaynak içerisinde temellik edilen şey, yani metalar haline dönüştürülen şey ise aslında doğadan koparılmış, alınmıştır. Ve doğa daima bu nedenle insan dışında var olmaya devam eder. Bunun sonucu, şöyle bir sonucu var. Doğa üzerindeki, insan üretimi doğa üzerindeki etkileri hiçbir zaman için burjuva sınıfının, sermaye sınıfının ve kapitalist üretimin sorumluluğunda değilmiş gibi davranılabilir. Böyle kavramadığı zaman. Çünkü doğa daima bizim dışımızda olan bir şey. Ya hani sorumsuz bazı işte firmalar yapabilir ya da işte insanlar çok fazla klozet tuşuna basıyorlardı. Yani böyle hani sorumluluğu bireylere ve arizi geçici şeylere atmaya çalışıyor sermaye sınıfı. Tabii doğaya bakış açısı içerisinde teknoloji önemli bir yer tutuyor ama teknoloji özünde tarafsız bir şeyken, tarafsız bir güçken sermaye sınıfının elinde ve tarih boyunca harcı sınıfların elinde bir aynı zamanda sömürü aracına dönüştürülüyor. Yani özel mülkiyeti arttırmak, zenginliği arttırmak, karlılığı arttırmak amacı bunlar olan burjuva sınıfı teknolojiyi de bu amaçla kuruluyor. Yani kısır tohumlar üretebiliyor mesela. Yani daha her sene tohum satabilmek için tohum firmaları bu tür yatırımlar yapıyorlar. Bu tabii teknolojinin kendi başına kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bunun dışında biz günlük yaşam içerisinde doğayı böyle bir tür görsel sakinleştirici, yatıştırıcı bir şey olarak doğayla temas ediyoruz. İşte estetik değere sahip olan bir meta olarak doğa bize satılıyor. Bunun en güzel işte inşaat şeylerinin, projelerinin, maketlerini vesaire görebilirsiniz. Şimdi Marx ise bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki doğa ile insan arasındaki ilişki aslında hiç de bu şekilde kopuk bir ilişki değildir. Metabolik bir ilişkidir. Kavramı özümleme sözcüğünün, Türkçesi özümleme, kimyevi bir tepki edilme süreci bu. Başka bir nesnenin nesneyi parçalara ayırıyorsunuz. O ayırdığınız parçaları kendi bünyenize dahil edip kendinizi yeniden üretiyorsunuz. Kendi canlılığınızı sürdürüyorsunuz. Metabolizma denen şey bu. Ve Marx için insan toplumlarının doğayla kurduğu ilişki, metabolik bir ilişki. Bu nedenle doğa insanın doğa insan yaşamına içkin bir şey. Çünkü emek sürecinin içinde doğa ile insan arasında kurulan karşılıklı değişim ilişkisi insanın doğa tarafından ve de aynı zamanda doğanın insan tarafından dönüştürülüşünün zemini oluşturuyor. Aynı şekilde doğanın katılımı ile bizler üretim araçlarını, üretim gelişlerini oluşturuyoruz. Ve de tabii ki doğanın çok daha derinden bir etkisi varsa o da evrim. Evrim sayesinde insan üretim yapabilen ve kendi tarihini oluşturabilen bir varlık haline geliyor. Bu nedenle burjuvazinin iddia ettiği gibi doğa insanın dışında bir şey değil. Tam tersine ona içkin bir şey. Bu resimde çok güzel. Bu vatandaşlar 160 bin tane somon başında bir balık üretim çiftliğine kaçmışlar. Güneş tutulması sonrasında su bayağı aşağı inmiş. Onlar da bir şekilde işte kaçmışlar, kurtulmuşlar. Kendi kurtuluşlarını, kendi devrimlerini, kendi özgürlüklerini kendileri erişmişler. O yüzden bize rol model olabilirler. Bu yüzden koydum buraya. İşte mevcut durum, mevcut duruma gelelim türsel iklim meselesine. Ekolojik, yani gerçekten dünya bayağı bir mahvolmanın eşiğinde. Bu konuyla ilgili herhangi bir sunuş, herhangi bir bilgilendirme alırsanız gerçekten birkaç gün uyuyamayacağınızı size garanti edebilirim.
bu global ısınma meselesini, işte 2 dereceye varacak mı, varlığı nerede kalacak vesaire gibi şeyleri sandığımızdan çok çok daha önemli ve çok gerçek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Doğadan yabancılaşma ve doğa insanın doğa üzerinde kurduğu iktidar ancak kapitalizmden kurtulabilir mümkün olur. Çünkü zenginliğin ve gelişimin kıstasının yeniden insan gelişimi ve insanın bir parçası olan doğanın kendi ihtiyaçlarını gözeten bir gelişim mantığına çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kapitalizmin ortadan kalkmadan bu meseleyi aşamayacağınızı inanıyorum. Yani insan türünün doğa içerisinde yeniden konumlandırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve cinsiyet iktidarına geçebiliriz. Şimdi aslında burada şöyle bir görsel var. Belki de katılmış olanlarımız vardır bu köydeki toplantıya. İşte bu şeyi kırmak için gerçekten en önemli noktalarından bir tanesi. Üzerinize gelen şey neyse artık o. Şimdi şöyle bir alıntı yaptım kendime. İktidarın sistematik bir şekilde yapıldığı ve olabildiğine yaygınlaştırıldığı ölçüde görünmez hale gelmek gibi bir özelliği var. Genel olarak bütün iktidar biçimleri için. Şimdi ailenizden, iş yerinizden ya da arkadaş çevrenizden birisini seçilip etrafındakiler tarafından sürekli ayrımcılığa uğratıldığını düşün. Yeteneklerinin, fikirlerinin daima bastırıldığını, bir yandan tatmin olabileceği faaliyetlerden alıkonulurken diğer yandan da birçok konuda başkalarıyla haksız rekabete sokulduğunu tasavvur edin. Bu kişinin hiç takdir edilmediği ve de karşılığını asla alamayacağı işlere koşuluyor olması ve bu durumun kendisini daima meşru gösteren fikirlerce sürekli yeniden üretilmesi bizi söz konusu duruma isyan etme noktasına sürükler. Vicdanlı insanlar. Ama aslında sürüklemiyor. Çünkü aslında bu örnekteki kötülük kuşaklardır. Aslında düşündüğümüzde hiç de yabancı gelmeyecek bir şekilde bir cinsiyet tarafından diğerine yapılıyor. Uygulana gelen bir şey. Kadınlar üzerinde uygulana gelen bu iktidarın çeşitli sonuçları var. Onlar işte belirli rollere hapsediliyorlar. Belirli toplumsal alanlarda daki faaliyetlerle, özelliklerle sınırlandırılıyorlar ve bunları açtıkları zaman başlarına gelecekleri şeylerden daima kendilerinin suçlu olduğunu söyleniyor onlara. Doğayla özdeşleştiriyorlar. Hani kadınlar doğal varlıklardır. İşte aslında bu biraz işte hane içinin kapatılmaları, insan türünün yeniden üretimiyle özdeşleştirmeleri ve onların sorumluluğu belirmesiyle alakalı bir şey. Ve de bunun bir öteki boyutu da estetize ediliyor olmaları. Nasıl belirli davranış kalıpları ve belirli öznellik alanlarının sınırını tutuluyorlar ise bir yandan da belirli bir biçimde kendilerini göstermeleri isteniyor. İşte feminist teorinin çok bildiğimiz işte özel alan politiktir tanımı çok bence doğru. Bu çünkü insan iki cinsiyet arası gözüklerim farkın fizyolojik bir farkın öte olduğunu söylüyor. Şimdi ben hani çok fazla uzatmak istemediğim için bunu okumayacağım. Lisa Forbiye'nin bu yeniden üretim düşünme biçimi bence çok önemli ve benim diğer şeylerimle uyduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu yazdım. Yani şöyle bir durum, şöyle bir şeyden bahsediyor. Burjuvazi için anlatmıştık, yani kapitalizm için bir yandan burjuvaların bir yandan işçilerin olması gerekiyor ve işçi dediğimiz şey ürün için. Bunun yeniden üretilmesi lazım. Ya işte Suriye'den getireceksiniz ya da işte kadınları bunu ürettirip karşılığını vermeyeceksiniz. İşte Lise Fogel'in anlattığı genel toplumsal yeniden üretim bağlamında, yani toplumun yeniden üretimi, toplumu oluşturan insanların yeniden üretimi bağlamında emek gücünün yeniden üretimi dediği şey, sömürüye maruz kalan emek gücü taşıyıcı sınıfının varlığını sürdürebilmesi ve yenilenmesi için gerekli olan emeğin, ev içi emeğin yapılması
devamının sağlanması ve bunun işte karşılıksız bırakılarak buradan da kar ederiz. Bu bize neyi gösteriyor? Sorunun, işte bu cinsiyet iktidarı dediğimiz sorunun toplumsal bir fenomen olduğunu, yani fizyolojiden bağımsız bir fenomen olduğunu gösteriyor ve çözüm açısından da gündelik somut iktidar ilişkileri olduğu kadar toplumsal ilişkilerin geneline yayılan yapısal eşitsizlikleri kaldırılması gerektiğini söylüyor. Aslında biraz bahsetmeyi unuttum. Şu ikilikten bahsederken, bu ayrımdan bahsederken aslında şöyle bir şey söyleyecektim. Öznelliğimiz, nesnellik dediğimiz o yapılar silsilesini, üretim ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini, ideolojileri vesaireyi üretirken buradaki öznellik alanındaki şeyler bu alanın farklı unsurlarına yayılıyorlar. Yani kadın ve erkek arasındaki ilişkiyle insanla doğa arasındaki ilişki nesnellik alanında, üretim ilişkileri, mülkiyet ilişkileri alanında farklı kırılmalarla, farklı tarihsel örneklerle birlikte bir karşılık yaratıyor. Bu da böyle bir şey. İşte hani kadınların ezilmişliğinin sadece ekonomik bir fenomen olmaması, insanların işte hani kültürden vesaire birçok alana yayılmış olması bu nesnellik ve öznellik arasındaki karşılıklı kurucu bütünleyici ilişkilerle alakalı bir şey. O yüzden bu ilişkilerin bütününü ortadan kaldıran bir çıkış aramamız gerektiğini düşünüyorum. Ve devrim dediğimiz şeyin zorunluluk olduğunu iddia etmenin nedeni de bu. İşte kadınların ezilmişine son vermek ancak sınıflı toplumu ortadan kaldırmakla ve erkeklerin de eşit duygusal anlamda özgürleşmesiyle vesaire gündeme gelebilir diyorum. Son soru ise işte bu moda bir tabiri kullanalım, paralel evren. Paralel evreni nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Yabancılaşmayı aşmayla ve yeni bir ortak bir özgür bir dünya kurmayla geçeceğiz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Müşterek siyasetiyle yapabiliriz diyoruz. Müşterek dediğimiz zaman hani ortak olandan bahsediyoruz. Yani müşterekler tanımıyla müşterek kelimesi sözcüğü arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü müşterekler denildiği zaman sadece devlet ve piyasa dışında var olan belirli işte doğal, kentsel kaynaklar ve işte zihinsel, insanın zihinsel emeği kastediliyor türde. Ama bunun daha kökenine indiğimizde, müşterek insanlar açısından ortak olanı düşünmeye başladığımızda ben biraz daha radikal ve daha kapsamlı, dönüşümcü bir politikayı örgütleyebileceğinize inanıyorum. O yüzden müşterek kavramını özellikle dile getiriyorum. Müşterek ve müşterekler. Bunu İngilizce commons diye geçiyor. Bunu da the common diye, ortak olan diye ifade ediyorlar. Yani bunu dışlayan bir şeyden bahsetmiyorum tabii de meselenin temelinde, yani bu siyasal çıkış meselesinin temeline bu mefhumu